Kesinlikle sürekli tetikte olmanın güzel yanı bu. Prova'da ufukta ince uzun bir dalga köpürdü. Dedim ki kendi kendime, daha dedim adaya 13 mil var. Adanın resifine bu kadar erken varmış olamayız dedim. Haritada kontrol edeyim dedim, 13 mil var. Yani bu kadar erken niye oluyor? Sonra zoom yaptım. Zoom yapınca adanın girişinin önünde bir resif var. Ona gelmişiz. Ona da ne kadar var mesafe? Hemen bakalım. İşte bu zoom yapmak ve sürekli ufku kontrol etmek bu kadar önemli. Bakın 2 mil kala 1.8 diyebiliriz. Şöyle 1.8 mil kala haritada şöyle geniş baktığınızda görünmeyen bir resife denk gelmişiz. Görüyor musunuz? Ne kadar uzak görünüyor. Ama tam resifin üzerine çıkıyoruz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Birazdan yanından geçeceğiz. Köprü orası. O dikkatimi çekti. Gözle kontrol önemli. Ana yelkeni kapatalım. Biraz kuzeye dönelim. Yapraklıyor, arkasına geçiyor rüzgar. Kullanamıyoruz. Cenova'yla tırmanırız. Çok değişmiyor hızımız. Vay be. Buradan kontrolünü veriyorum ki sıkışmasın, sıkı sarılsın. Tamam. Şimdi şöyle 30 derece çekelim. Resifi sıyırdık. Şu anda provamız Neta, adayın kuzeyine döndük. Loma Loma'nın. Hatta biraz daha dönelim. Ne sığlık be. Yani burada bir uyuyayım desen, daha işte 13 mil var. Ya da içeride yemek yapayım desen, çıkarsın bu resifin üstüne. Gerçi sesler değişiyor. Dalga sesi, rüzgar sesi değişiyor. Hissediyorsun bir şeyler yanlış diye. Ama yine de olmayabilir. Ki şu anda içeride ben hazı haşlıyorum. Hazılar haşlanıyor. Hazı kavurması yapacağım. İçeride olabilirdim. 1.7 mil, 1.8 mili biz yarım saat. Yarım saatte üzerine çıkardık. Resif iskelemizde Loma Loma'nın kuzeydeki kanalına, iki ada arasına rota tuttuk. Şurada da bir ada mı, sığlık mı? O da resifmiş. Adanın çevresindeki sığlık o kadar geniş ki önümüzde de var resif duvarları.
Adayı iyi sıyırdık. Sancak kontrole geçtik. Apas seyri gidiyoruz 5 notla. Daha bir pür dikkatim şu anda. En azından bu adanın çevresindeki sığlık bankosunu geçene kadar. Ada orada. Ama ona ulaşmak imkansız. Diğeri de şurada adanın. Çevresinde ince, upuzun, millerce kum bankı var. Yani millerce uzunluğunda resif ve kum bankı. Şu anda provamız da devam ediyor. Biz iyice kuzeyledik. Yanından geçerken daha net görünecek. Şu anda rotaya aldım tekneyi. Bayağı uğraşlar sonunda. Sancak iskotayı da iskeleye aldım. Cenova'yı sancak iskotasıyla kumanda ediyorum. Gönderden sökmeyeyim dedim ötekini, dursun. Sancak iskotayı bu tarafa aktardım. İki alat da burada şimdi. Lacivert, okyanus, ince bir kum bankı, arkası turkuaz, yeşil sığlık ve 800 metreden birden yükseliyor. İçerisi 50 metre, 20 metre, 6 metre ve bazı yerlerde mercan kayalıkları var. Şu anda bizim bulunduğumuz doğu cephesi kuzeyden güneye 20 mil uzunluğunda, 20 mil bir resif duvarı, incecik. İçerinin yeşili, turkuazı, bu resif duvarında patlayan dalga çizgisi. Harika. Bakar mısın şuna ya? Kilometrelerce gidiyor. Loma Loma adası ve kum bankları. Okyanus gelip bunlara çarpıyor. İçerisi kendi başına doğal bir liman. Hatta deniz diyebiliriz. Kuzey doğu burnundayız. Tam köşedeyiz. Döndük buradan, artık batıya devam ediyoruz. Geleceksin burada. 2 ay, 3 ay kalacaksın. Diyorum ya. Yani kesinlikle doğru. Mübalağa değil. Bir insan ömrü Pasifik'i gezmeye yetmez. Burayı da geldik. Yaşıyoruz. Teşekkürler ya Rabbim. Teşekkür ederim. Şu buruna 4 mil var. O burundan sonra da atölün bitişine Allah'ım bitmez ki bu. Yukarıda da var. 18 mil de Loma Loma'nın bitişine var. Böyle yavaş yavaş gideceğiz. Ne muazzam ya. Şuraya bakın arkadaşlar. Sadece şu köşedeyiz şu anda. Güzel bir pazı kavurması. Bugünkü öğlen yemeğimiz.
Havanın halatını yerine alalım. Kuzey dönüşünü yaptık. Yakıyor dışarısı. Yani tentenin altında değilsen durulmuyor. Az değil. 6000 mil geride kaldı. 6000 mil. Yaklaşık 2 mil sonra kuzeye en çok uzanan burnu dönüyoruz. Ondan sonra güneybatılı devam edeceğiz. En kuzeyindeki burnu dönüyoruz şu anda. Yaklaşık 18 mil böyle gideceğiz. Gidiyor gidiyor bitmiyor. Evet, 18 milden biraz fazla. Oradan sonra artık Fiji'ye döneceğiz. Bu geçişi dikkatli yapmamız lazım. Bu gördüğünüz burun da tam burası. İçerideki adalar daha net görünüyor artık. Biz bu en uzun adanın sonuna doğru gidiyoruz. Normal düzenimize geçtik yine ayı bacağına. Yine iskelede Cenova sancakta ana yelken açı kurtarıyor artık. Kuzeyindeki girişi bordaladık. İskelemizde şu anda. İki tane giriş burada var. Bir tane de batısında var. Altı günün en güzel seyri oluyor diyebilirim. Yani rüzgar düştü. Şu anda 8 falan esiyor. Aynen öyle. 7-8 knot. Kupa. Manzara nefis. Doyamıyorum. Görüntüne bakmayın. Gölge gibi geliyor size ama bu vahşi adaları izleyerek seyir yapmak çok inanılmaz bir his. Burada olmak şu anda sancak başımızda var. Açıyorum sürekli Navionics'ten haritadan bakıyorum. Demir yerleri, sığlıklar, içindeki mercan kayalıkları. Girişler, çıkışlar. Gerçekten muhteşem. Diğer resifi ve küçük adayı, onun da çevresinde yine resif duvarı var. Kapatmışlar girişe. İçinde yoksa güzel demir yeri var. Bayağı yemyeşil adalar. Sahilleri yüksek olduğu için çok fazla palmiye yok. Kokonat yok. Farklı ağaç türleri var.
kuzeydoğusundan kuzeybatısına bütün adayı geçtik. Şu anda kuzeybatısında son artık 1.1 mil. Buradan sonra döneceğiz. Burada enteresan olan şu. Bakın buralarda dalga almıyor sığlık. Dalga almadığı için de yok gibi, görüyor musunuz? Dalga kırılması, köpürme, hiçbir şey yok. Ama şu anda iskelemiz boylu boyunca kum sığlığı. Bu şekilde daha da tehlikeli. Neden? Şöyle yaparız. Böyle yaptığımızda sadece ada gibi görünüyor. Böyle gitseydik, adanın kuzeyinden geçiyoruz diye sığlıkların içine girecektik. Onun için şöyle yapıyorum ben. Rota çizgisini çektikten sonra mesela 100 mil, 200 mil çizgi üzerinde zoom yapıp, bakın siyah çizgi üzerinde zoom yapıp ilerliyorum. Şu şekilde bakıyorum temiz mi diye. Şimdi buradan döneceğiz. 140 mil güneye. Hafif güneyleyeceğiz yani. Fiji'nin merkezine doğru. Şuraya. Bir sürü adanın arasından geçeceğiz. İşte burada zoom yapıp bakın buraya denk geliyoruz. Buna denk geliyoruz. Onun için şuraya işaret koydum. Yani tarıyorum buraları. Bakın. Çok önemli. Tam burunda köpürüyor dalgalar. Bayağı yakından geçtik. 180 metre. Dalgaların gürültüsü geliyor. Kuğu gibi süzülüp duru.
Herhalde yarın varırız. Yarın öğlen gibi. Ümit Işın Hoca'yı dinliyorum. Çok keyifli. Tavsiye ederim. Anadolu arkeolojisi. Pupa, rüzgar mükemmel. 8-10 nat. Bulut ve lacivert okyanus manzaralı bir seyir oluyor. Yatıp uyuyup, yiyip, içip, arkeoloji dinleyip yol alıyoruz. Nağıra Adası'na 8 mil var. Truvam'da ya yunus sürüsü ya balina sürüsü var. Nefes alınca su püskürtüyorlar. Suyun üstüne kalabalık bir 10-15 tane av yapıyorlar herhalde. İnşallah gelir bize katılırlar. Nağıra bugünkü hedefimiz de burayı geçmek. Akşam 6'ya kadar geçeceğiz gibi de görünüyor. Saat 5, 8 mil var. Hayvanlar nefis su püskürtüyor ya. Görünüyor mu şurada? Bayağı geniş alana yayılmışlar. Oo, daha ileride de var. Çok büyük bir sürü. Bakalım gelecekler mi? Yani bugün bütün gün böyle pupa aheste 4 nat salına salına gitti tekne. Bu saate kadar huzurlu bir gün. Öyle geçiyor. İnşallah böyle de bitireceğiz bu yolculuğu. Burada adalar içindeyiz. Adalar bölgesi. Hakikaten en vahşi, en bakir adalar Batı Pasifik'te, buralarda. Gelmediler. Av yapıyorlar herhalde. Sancağımızda kaldılar. Orada geniş alanda su püskürtüyorlar. Şu anda rotamızda
kuzeydeki kum bankı denk geliyor bize. Orada ana yelkeni kapatacağım. Cenova ile biraz kuzeyleyeceğim. Oraya geçtikten sonra rotamıza döneriz yine full arma. Balinalar gelmedi. Her zaman şansımız yaver gitmez. Onların da işi gücü var. Bizim gibi gezmiyorlar. Değil mi? Karınlarını doyurmak zorundalar. Şu burnu döneceğiz. 2.6 mil daha gidelim. Ondan sonra döneriz. Böyle kurtardı. Yine balinalar var. Balina mı, yunus mu? Bence balina. Çünkü yunuslar bu kadar yükseğe su püskürtmüyor. Bayağı bir nefes üflüyor. Şunu kasalım. Çok gezmesin. Şimdi daldı balina. Büyük balinaymış. Kuyruğunu gösterdi. Bayağı büyük. Costa Rica'da gördüğümüz gibi. Nerede gördük bir de? Atlantik'te görmüştük yine. Böyle kuyruk göstermişti. Bayağı büyükmüş. Çok ilginç. Aşağılarda da var. Adaya yakın. Oralarda da su püskürtüyorlar. Bu bölge demek ki bunların ya üreme ya beslenme alanı. Çok fazla çünkü. Bakarsınız bu bölgeye, Fiji'nin doğusu, adalar arası. Nagra adasının doğusundayım şu anda. Ve etraf balina kaynıyor. Şöyle bir tanesi yaklaşsa da izlesek. Kim var burada? Kim var burada? Tam rotamız üzerinde. Aa, sırtı görünüyor. Dalma güzelim, dalma. Oh, koca balina yahu. Baş üstüne geldim. Sırtı ne güzel, sırt yüzgeci. Bayağı büyük yahu. Şimdiye kadar gördüğüm en büyük balina. Bence minimum 5-6 metre. Belki daha fazla. Çok ilginç. Çok sakin yüzüyor. Ne muhteşem bir hayvan ya. Duruyor sanki orada. Biraz yavaşlattım tekneyi. Tam bordamızda şu anda. Şurada. O kadar büyük ki, vay be. Dönüyor adaya doğru.
Nağır Adası, seni unutmayacağım. Balinalardan ötürü seni unutmayacağım. Dev gibi ya. Geniş, uzun kafasıyla, küt kafasıyla sırt yüzgecinin arası rahat 3 metreydi. Onun gerisinde beli var, kuyruğu var. Nefis bir hayvandı. Bir de çok fazla. Aşağıda da su fışkırtıyorlar. Yani adanın kıyılarında, güney tarafında. Demek ki burası onlar için özel bir bölge. Bakacağım gidince internet olan yerde Batı Pasifik balinaları diye aratıp bu türleri arayıp okuyacağım neymiş. Buradan sonra artık rota direkt Fiji. Yine adalar var ama önümüze çıkan, aşmamız gereken bir ada yok. Direkt Fiji. Suva'ya gideceğiz.